Herkese selamlar, Levan yok, hoş geldiniz. Bugün çok enteresan bir konuyla yine karşınızdayız. İlk videoyu hatırlayanlar olacaktır. O ilk videoda İstanbul'un kayıp adası Vardonisi'de bulunan uzaylı başlığı olduğu iddia edilen bir cismi konuşmuştuk. Onu konuşmaya devam edeceğiz ve İstanbul'daki çok çarpıcı UFO görüntüleri ilk kez, Türk televizyonlarında ilk kez burada ekrana gelecek. Konuklarım çok değerli yine. Kuzey Atacan, araştırmacı yazar bizlerle birlikte. Erkan Sevimli, emekli polis memuru bizlerle birlikte. Musa Özkaya, dalgıç ki bu parçayı buldu kendisi bizimle birlikte. Şimdi Vardonisi'de bulunan uzaylı başlığını konuşacağız. Ama ve lakin Erkan Bey evine videoyu kurmuş. Vardonisi Adası'nın hemen karşısında İstanbul'da, değil mi? Saatlerce çekim yapıyorsunuz. Evet. Ve çok çarpıcı UFO görüntüleriyle geldi. Kuzey evet, Hocam'la değerlendirecektir hocam o görüntüleri. Başlayalım arkadaşlar. İstanbul'un orta yerindeki o çarpıcı görüntülerle başlayalım. Şöyle biri verin bakalım. İzlemeye başlayalım. Hepsinin üzerinde tek tek konuşalım. Evet. İlki bu. 11 Aralık 2021. Yine tam ekran verebilirsiniz arkadaşlar. 14.37'de. Erkan Hocam. Bu Vardonisi Adası'nın tam üstünden geçiyor şu anda. Yani bu başlığın uzaylı başlığı olduğu iddia edilen 2500 yıllık, arkeologların da söylediği 2500 yıllık parçanın bulunduğu İstanbul'un kayıp adası, Kınalı Adanın hemen önündeki Vardonisi'nin üstündeki bir görüntü. Kuzey Hocam, sizce UFO mudur? Yani oynatın şimdi, arkadaşlar yine. Bir yani manevrasına yani baktığınız zaman, manevra derken bir akış şeyinde gidiyorlar zaten, dikkat edin, belli bir ivmesi var ve şey değil, yalpalayarak gitmiyor, bir sağa sola gitmiyor, rüzgar diye bir şey yok yani, orada bir savrulma yok. Bir rotası cismin var. Metalik yapısı, ışık üzerine vurduğundaki parlamasına baktığınızda bir metal yapı gözüküyor zaten. Peki bir sonraki görüntü gelsin arkadaşlar. Evet. Bu işte çok önemli, bu direkt Vardonisi Adası'ndan çıkıyor. Yalpa yaparak yukarı doğru çıkan bir disk. Bakalım hemen. 3 Ocak 2022 bakın, yine yakın tarih. Önce dik çıkıyor, alttan sonra ileri yukarı gidiyor. Doğru manevra yapıyor. Tam da Vardonisi Adası'na denk geliyor çıktığı yer. Yani Vardonisi Adası'nda, evet, bakar mısın? Ya bu drone olma ihtimali yok değil mi? Çok hızlı kesinlikle gidiyor gerçi. Kesinlikle manevra yok. Hadi manevrasını sallıyorum. Yani baktığınız zaman bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, beş tane değil. Her birinde farklı farklı cisimler, farklı noktalar. Bu Vardonisi Adası neydi ki bu kadar Erkan Bey acaba? Yani uzaylı i̇şte, aktivitesi olduğu iddia dediğim ediliyor. Dediğim gibi burada yaşayan insanlar orta çağda, oraya göçen insanlar hepsi bilim ve ilimden nasibini almış insanlarmış. Kendilerini astronomi, matematik, geometri alanında ileri, iyileştirici tedavi alanında ileri götürmüş insanlarmış. Bugün hani nasıl konuşuyoruz? Geçmişten beri hep konuşulur. İşte Amerika, Rusya dünya dışı uygarlıklarla iletişime geçti. Kendilerini teknik alanda ileri götürdüler. Teknoloji alanında ileri götürdüler. Aynısı Vardonisi Adası'nda de söz konusu olmuş olabilir. Orada yaşayan insanlar, ilimden, bilimden nasibini alan insanlar, bunlarla iletişime geçip bu uygarlıklarla bu şekilde kendilerini ileri taşımış olabilirler. Bu benim tezim. Bundan dolayı da kendilerini o alanlarda ileri taşımış olabilirler. O şekilde düşünüyorum ben. Yani bu bir sonraki ve görüntü. Ne varsa hala devam ediyor. Hala devam ettiğin delili de bu görüntüler. 25 Kasım 2021 saat 14.48. Evet. Yine Erkan Sevimler'in çektiği, çok da hızlı gidiyor. Normalde hızlı, kare çok hızlı. Bir forma benziyor. Yani dikkat ederseniz köşeli bir cisim. Kare dikdörtgen gibi. Normalde bu yavaşlatılmış. Uygulamayla yavaşlatılmış. Bunun da iniş istikameti direkt Vardonisi Adası. Yani girişi oradan çıkıp yön o tarafa değiştirmezse iniyorlar. Direkt Vardonisi'ye doğru. Yani o zaman şöyle bir iddia. Yani Vardonisi'nin kayıp adada hala bu aktivite sürüyor. Devam ediyor. Aktivite devam ediyor. Bir görüntüyü baştan oynatsanız arkadaşlar. Hızlı halini de görelim. Evet. Oo, çok hızlı yani gidiyor. Yani bunun bir drone olması mümkün değil bu kadar süratli yok ki. Drone'da öyle bir sürat yok. Yani böyle bir sürat yok. Bu şekilde yüzlerce görüntüm var. Kim ise incelemek istiyorsa arşivim açık. Gelsin buyursun diyorsun. Tabii arşivim açık. Erkan Bey ham videolar şeklinde arşivim açık. Yüze yakın görüntü gönderdi hepsi. Bizde orijinalleri gibi. Yani bu sabit. İnternette birçok UFO görüntüsü var. Çok net UFO görüntülerinin genelde hep sahte olduğu söylenir ama ben hodri meydan diyorum. Gelin kim inceleyecekse, kim İncelin, bu işin uzmanıysa evet, baksın. Mesela şimdi, bakın şu, yani lütfen söyleyeyim Türkiye abi. Çok enteresan bir görüntü gene Erkan Bey'in çekmiş oldu. 25 Nisan 2022'de saat 02.27'de kendisi saati zamanında çok güzel koymuş, üzerine detaylı gözüküyor. Hemen Maltepe'deki Dub Royal bir bina var orada, bir iki tane evet, kompleks yapı var. Hemen yanlarında enteresan bir cisim gözlemliyor. Bakın çok net. Sanki bizim bulduğumuz başlıkla birebir aynı gibi görüntüsüne baktığınız zaman. Yani bir boynuz çıkıntısı gibi bir şey var. Renk tonlamasına bakarsanız aynı.
Yapı olarak bir küresel bir görüntü var. Zaten daha net gözüküyordur şu anda. Orada sabit mi duruyor? Sabit duruyor. Sabit duruyor. Belli bir süre sonra binanın yanında kayboluyor. Biraz daha ileri sararsanız daha rengini açtım. Evet, rengi açmış halde çok daha net görecekler. Daha net görünür. Evet, bakın. Tıpatıp neredeyse başlıkla birbirine evet, benziyor. Burada şimdi biraz daha bekleyelim, yaklaşalım. Burada daha net. Yani başlığı da yanına koysak mesela tıpatıp neredeyse birbirine benziyor. Evet, benziyor. Evet, evet. Görüntü olarak. Direkt şu boynuz zaten direkt. Renk tonlaması bence bakır gibi zaten. Evet. Şöyle Erkan Bey'in dediği gibi bize de çok görüntü getirdi sağ olsun Erkan Bey. Ama yani bunların hepsini vermeyeceğiz şu anda. Parça parça vereceğiz ki yani insanlar bir değerlendirsin önce, bir baksın. Tabii belki tabii. Bizlere ulaşmak, sizlere ulaşmak olur. İsteyenler olabilir. Ya ben incelemek istiyorum, bu UFO değil kardeşim. Siz yapmışsınız montajla diyenler olabilir. Tabii. Buyursun gelsin. Görüntü hem ham görüntülerini koyarım, çekmiş evet. Hoca. Yani bizim verdiği klasörlerde var. Ham şeklinde de var. Bir de bu görüntülerin ismimi oraya vurmamdaki maksat, kasıt ben oraya ismimi yazıyorum. Yani bir uygulamayla yapılmış görüntü değil. Adımı oraya koymuşum. Evet. Oradan buradan yani bulduğum değil. Görüntü değil. Evet, sizin orijinal görüntünüz. Kameramdan çıkardığım bütün şeyler harici belleğimde saklanıyor. Bir sonraki görüntüye gelelim arkadaşlar. Bir sonraki görüntü gelsin varsa. Ki olması lazım. Bu mu? Evet. Evet, bu da bir başka pro. 10 Ocak 2022 17:38. Bu pro şeklinde. Evet, tipik bir ana gemi ve oldukça hızlı. Bunda iki ayrı kamerayla çektim. Bakın cam 2 diyor. Hani piksel kayması falan derler ya. Hadi kameranın birinde piksel kaydı. Cam 2 diyor. Onda da mı kaydı? İki ayrı kamera görüntüsü de aynı cisim. Bu normalde yakalanması çok güç görüntü değil mi? Atmosfere zaten çok nadir giriyorlar. Hatta benim ortağım Cem Çorapçı da yakın zamanda Antalya'da bir cismi suya dalarken görüntülemiş ki o kadar net bir görüntü. Erkan Bey'inki de çok net. Yani biz zaten başından beri söylüyoruz. Bu Marmara Adası'nda veya Marmara Denizi'nde bir aktivite söz konusu. UFO cismi var artık orada. Bilmediğimiz başka bir cihaz mı var? Sürekli oraya dalış yapıp oradan çıkan cisimler gözlemliyoruz, görüntülüyoruz. Bu görüntü çok çarpıcı ama ya hakikaten. Ve bunun gibi daha bakın üçgen cisimler görüntüleri, kitlesel halde ışıkları yanan devasa cisimler çok var. Çok görüntü var çok Türkiye'de. Şeyler çok var. Hepsini getiremedik. Yavaş yavaş hepsini getiririz vereceğiz. De sorun değil. Sonra var mı başka görüntü? Bu arada hani Vardonisi Adası nerede derseniz Kınalı Ada ile Bostancı sahili evet. Arasında kalan bölüm Vardonisi, Kayıp Ada. Birazdan haritayı tekrar ekrana getiririz ilk videoyu izlemeyenler için. Var mı bir sonraki görüntümüz? Evet, bu. Evet, bu da Vardonisi'den çıkan bir cisim olduğunu düşünüyorum. Çünkü çıkış istikameti gene Vardonisi. Oradan yavaşça çıkıyor. Enerji parlamalarını göreceksiniz zaten. Yani alt kısmı karanlık, üst tarafı metal belli. Yan tarafında bir enerji parlamaları oluyor. Ve çıkıntılı bir cisim. Yine bununki gibi kıvrım kıvrım böyle beyine benzeyen enteresan genelde bir cisim. Genelde ama ben şeyi fark ettim Türker Bey. İnerken genelde koyu oluyorlar. Bir enerji şeyi yok. Dönerken bir enerji parlamaları oluyor. Tabii manyetik alamamış bu şekilde çok videom var. İnerken bir şey yok. Çıkarken enerji parlamalarıyla. Hmm. 31 Ocak 2022. Sizin kamera şu an siz buradayken bile kayıtta mı? Yok ben buradayken kayıtta olamam. Evet görüntü enteresan. Var mı başka görüntümüz? Yani belli ki Vardonisi'deki hareketlilik bu da ilginç. Burada şimdi şöyle bir şey var. Dedim ya daha önce güzergahlara kameralarımı kuruyorum. Daha yakın çekin diye zoom'u sonuna kadar götürdüm. Sadece kafa kısmı çıkıyor cismin. Biz 2 santim, 1-2 milim geri alsam zoom'u ekranın ortasından geçecek. Bu da çok hızlı geçip laptopta yakaladığım görüntülerden biri. Kafa kısmı resmen gözüküyor yani. Yani bir kanadı yok, bir pervanesi yok gördüğünüz gibi. Kuzey Hocam, UFO dışı olma ihtimali var mı? Şimdi biz dünya dışı varlıkları incelerken sadece dünya dışı uzay araçları olarak nitelendirmiyoruz. Onların da kendilerine göre dronları var, gözlem araçları var. Büyük ihtimal bu onlardan bir tanesi. Çünkü çok büyük bir şey yapısı yok. Herhalde yaklaşık, mesela bakın bu çok enteresan bir görüntü. Erkan Bey anlatsın bunu da isterseniz. Bunu ben kendi televizyonundaki görüntüyü gösterdim. Bir disk olduğunu düşünüyorum. Zaten altında da gemi olduğu için büyüklüğünü anlamamız kolay. Ben o görüntüyü orada yakalıyorum televizyondan çektim ki daha anlaşılır olsun. Bakın yakalamışım. Biraz geriye alıyorum aşağıdan görüntüyü. Bastığım zaman cisim bir anda gidiyor. Sonra daha sonra tekrar oradan geçişini, süratli geçişini göreceğiz. Kayboldu. Bakın şimdi... Geçti. Saniye içerisine geçti. Çok çok kısa bir an. Sonra evet. Da yavaşlattığım görüntüyü de gösteriyorum orada. Onun biraz yavaşlatılmışı da var devamında. Yani büyüklük açısından da büyük diyorsunuz. Ya böyle gözüküyor. Bir geminin neredeyse yarısı kadar burada. Var.
Evet. Bu görüntüler çok çarpıcı. Türk televizyonlarında ilk kez izliyorsunuz. Erkan Sevimli'nin çektiği, bizzat çektiği görüntüler. Var mı arkadaşlar başka görüntü? Şimdi biz bu buraya tabii nereden geldik aslında? Yani Vardonisi Adası etrafında denizin dibinde bulunan şu Mars'taki görüntü, şu yazı ile ilgili değil mi? Önündeki yazı. Evet. Evet, biraz da onu söyleyelim o zaman. Musa Bey işte bu cismi buldu. Uzaylı başlığı olduğu iddia ediliyor. Evet. Şimdi biz bunu birkaç yere gösterdiğimizde bunun eski dalgıç başlığı derildi. Şimdi bu çok derinlerde basınç yese bile, onu uzmanlarla görüştük. Çok derinlerde basınç yese bile bu hale bu gelmez. Varsayalım yani eskiden yani 2000 metreye, 1000 metreye inme şansları zaten yok. O teknoloji yok. Varsayalım indiler. İnseler dahi bu nesne bu hale gelmez. Yani bu deniz başlığı değil. Kesinlikle değil. Yani deniz başlığı olarak tasarlansa bunun cam yeri, hava yeri, şimdiki yapılanlarla birbirlerini kıyaslıyoruz. Hiçbiri birbirinden alakası yok, tutmuyor. Hava yeri olacak, cam yeri olacak. 3-5 yerde boru çıkıntısı olur. Hava sirkülasyonu olsun diye, oksijen sirkülasyonu olsun diye hiçbiri benzerliği yok bunların. Peki burada sadece aklıma takılan tek şey, yani acaba bu geçmiş zamanlarda, hani o kadar eski değil, 100-200 yıl önce birinin yapmış olduğu bir eser olabilir mi? Biz onu da hesapladık. Hatta dediğim gibi bir gladyatör veya bir dövüşçü başlığı olabilir mi diye değerlendirdiğimizi. Zaten şöyle içinde göstereyim. Bakın dışı temizlenmiş ama içindeki bu yeşil korozyon en az 2000 yılı içerisinde ortaya çıkıyor. Hani bizim şöyle çevirelim hatta daha detaylı gözüksün. Ve bazı parçalarda kesilmiş. Belli ki bu bir kafaya oturtulmuş. Bir zemini bir şeyi varmış. Oturma yeri varmış. Daha sonra kesilmiş ya da parçalanmış. Bak mesela burada bazı perçin yerleri de var. Bunun evet. Devamı için takılmış herhalde, şöyle göstereyim. 3 tane delik. Kesilmiş yerler. Şurada da bir şey var. Şunu da göstereyim size. Şurada da bunun testini yaptırdım. İçindeki malzeme olarak testini yaptırdım bunun. Bunun içinde çok az miktarda olsa bir altın olduğu uzman söyledi. Tescillendi evet. Yani bunun içinde çok az miktarda olsa bir altını vardı bunun. Ve zaten bir de enteresan dedim ki bakın kırılma yok. Şurada tamamen deformasyon, yani ısıyla alakalı bir değişim söz konusu. Bu varlık ya vurulmuş ya bir enerji ısıya maruz kalmış. Bir şekilde böyle bir şekilde parçalanmış, deforme edilmiş. Artı onu da geçiyorum, dediğim gibi içeride bir parçalar var, bunlar kesilmiş. Bak mesela burada kesilme yerleri var. İçinde şeyleri görüyoruz, şurada bir takım şeylerle, testere gibi bir metalle kesilmiş. Ama dışında böyle bir şeye rastlamıyoruz. Onu da geçiyorum, ön tarafta iki tane şeye rastladık. Bakın şurada mesela size göstereyim. Şöyle bir çikolata var. Çevirirsem daha rahat gözükecek mi? Ağır da. Biraz ağır. 9 kilo. Ben buradan tam geçiyorum. Şurada bir çıkıntı olacak. O hangi kameraya denk gelecek? Bir dakika, şu kameranın girmesi lazım. Tam şu çene altında. Hemen böyle U şeklinde ya da ters U diyelim. Öyle bir şey var. Biraz da zoom yapılırsa yapan kişinin ya da her kimse bilmiyorum. Ben, biz dilini tercüme ettiremedik. Eski Babil, Sümer, Akat falan hepsini inceledik. Buradaki şeyle uyuşan pek bir şey bulamadık açıkçası yazılarla. Bir yazı var. Bu yazı arkamızdaki yazı ne hocam, bize attınız? Onun daha netlensin diye. Daha netleri de vardı ama bilmiyorum onlar var mı şu an elimizde. Bu görüntüyü bazı filtrelerden geçirdiğimiz zaman daha net o şey simgeler ortaya çıkıyor. Mars'taki şeyle bağdaşıyor dedin. Evet, şöyle söyleyeyim, biz bu görüntüyü incelerken birçok kaynağa başvurduk. Sadece bir yerle sabit kalmadık. Yani dünya dilleriyle sabit kalmadık. Mars'ın yüzeyinde bulunan bir taşın üzerinde bulunan hieroglifle birçok harfi birebir aynı. Biz onun görselini attık ama geldi mi gelmedi bilmiyorum, emin değilim şu an. Hatta burada varsa gösterebilirsek. Telefondan gösterin istiyorsanız. Bakayım hemen varsa burada. Birçok üzerindeki sembol tamamen hieroglife benziyor. Yazı karakteri olarak çok benziyor. Bakın üzerindeki yazı bu. Evet, yazının büyük hali o. Evet, yazının büyük hali şu, kamera görebilir mi bilmiyorum. Tam karşımdaki kamera. O siyah beyaz. Ama ne olduğunu... Ne yazdığı tabii. Evet, hangi döneme ait bir yazı ya da bir mühür olduğunu. Biz bu konuda dil bilimcilerden de yardım istedik. Hatta yazdığım mesajlar da hala da duruyordur. Evet, görüntü şurada. Vardonisi de yani acaba nüfusu neydi? Nasıl bir topluluk yaşıyordu? İşte orası karma. Çünkü dediğim gibi dünyanın her yerine insanlar geldiği için sabit bir nüfusu yok. Bu nereden hocam? Bu Mars yüzeyinde bulunan bir kaya üzerindeki. Şöyle zoom yapabilirsek çok net gözüküyor bilmiyorum. Mars'taki bir... Kayanın üzerindeki bir hieroglifle üzerindekiler birebir aynı. Şöyle siz daha iyi tutabilirsiniz ışıktan. Işık gelmesin. Biz iki yazıyı kıyasladık. Birçok ortak benzer nokta bulduk.
Özellikle şu daire içindeki şekiller birebir. Çok benziyorlar. Yunan harfleri de kıyasladık. Onda da benzer bir şey çıktı ama tam Yunan harfi de değil. Erkan Bey'le oturduk, analizini ettik. Ne diyordu en sonunda Erkan Bey? Ben gezginim mi diyordu. Böyle bir şey çıkıyor. Yunanca benzer harfleri şey yaptığımız zaman onu çevirdik daha sonra. Çok uğraştık. Öyle bir cümle çıkıyor. Ben bir gezginim şeklinde. Ama tabii bunu kesinlikle uzman olmadığımız için... Zamanda mekanla yolculuk yapıyor olabilirler mi acaba? Her şey olabilir. Çünkü biz bu altın özellikle kullanıldığı dönemde diyoruz ki bakın şimdi bu bronz çağ veya bakır çağ veya demir çağ diyelim. Neden altın gereği kullanılmış? Yani bunun için alta koymaya gerilmiş. Büyük ihtimal ya mentaliteyi arttırmak, ya işte bir takım varlıklarla iletişime geçmek için bu kişi bu başlığı kullanıyormuş. Yani sadece bir zapt etmek, diyelim ki mesela yanlış anlaşılmasın bir akıl hastası ya da bir tehlikeli bir kişiyi zapt etmek için olsa altın tozu kullanmazsın. Evet. Demir çağında niye altın katasın ya da bakır çağında bunu kullanırsın? Çok enteresan. Biz zaten buna baktığımız zaman bir de dediği gibi Musa Bey'in hiçbir şekilde görüyorsunuz camların kenarında bir lumboz ya da pencere takılmak için cam yok. Takılacak hiçbir şey yok. Yani büyük ihtimal güçlü bir varlığı zapt etmek için kullanılmış. Ki Alina Azim hanımefendi de mesela buna baktığı zaman daha duru gödü yetenekleriyle direkt bunun reptilyan melezi bir varlığa ait olduğunu kendisi söyledi zaten. Evet. Peki o zaman şöyle diyoruz. Yani özellikle bu cismi incelemek isteyen arkeolog, tabii. Bilmiyorum kim tabii, uzmanlık yani... alanına girer. Bize başvurabilirler. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Yardım istiyor zaten bunun çözülmesiyle ilgili. Çözülmesi için tabii. Bir yardım isteniyor. Belki mesela, devlet yardım tabii yani, müzelerimizden, müze müdürlüğünden falan yardım istiyor yani sonuçta. Biz Amerika'daki uzmanlarla da görüşüyoruz, yazışıyoruz. Antik Uzaylılar belgeselini hazırlayan bir grup var. Belki görmüşsünüz internette. George Dalsokulos işte ekibi falan. Onlara da yazdık. Gelsin Bursa'nın incelesine, Jaime Monson'a yazdık hepsine. Kim varsa incelemek isteyen Bursa'nın gelsen bence bu Göbekli Tepe'den sonra bulunmuş. Hani nesne anlamında belki tarihsel olarak değil ama buluntu olarak çok çok daha önemli bir nesne bu. Ya oradaki görüntüleri bir nevi sağlaması gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Evet peki yani üst üste böylelikle kayıp adanın görüntüleri, şimdiki görüntüleri, geçmişten gelenler hepsi örtüşüyor. Belli ki burada bir aktivite var diyorsunuz, incelenmeli. Bu incelenmeli böyle bu kadar diyoruz yani. Evet. Burada bir aktivite var muhakkak incelenmeli. Peki. Kuzey Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Aslında anlatılacak çok şey var. İkinci program, üç belki beş program da çıkacak buna. Çünkü biz bazı şeyleri söylemiyoruz. Hala çalışmamız sürüyor. Şöyle yapalım. Gelişme bunda kaydoldukça. Evet. Şimdi yeni yayınlarımızda canlı yayında yapabiliriz. Peki ne var ne yok canlı yayında sizleri alabiliriz. Orada hem UFO görüntüleri hem bunu konuşuruz. Hem de yine gelişme oldukça YouTube'da da buradan da bizler duyururuz inşallah diyelim. Çok teşekkür ederiz Erkan Bey geldiğiniz için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun geldiğiniz için Musa Bey. Abone olmayı unutmayalım. Kuzey Hocam bekliyoruz sizi yine. Tabii ki seve seve. Eyvallah. Kuzey Atacan araştırmacı yazar da bizlerle birlikteydi. Abone olmayı unutmayalım. 600 bin aboneye doğru yürüyoruz. Videoyu beğenelim. Altına yorumlarınızı merak ediyoruz açıkçası. Sizce Vardonisi Adası'nda hala... UFO aktivitesi devam ediyor mu? Buna dair görüşleriniz nedir? Merak ediyoruz. Mutlaka yorumlarınızı yazın.